Şu an bir aydınlatıcının üstünde duruyorsunuz. Aslında bu videoyu dördüncü çekişim. İlk üçü dündü. Bu videoda geçen gün bana Instagram üzerinden sorduğunuz sorulara cevap vereceğim. Ben bugün 6.30'da uyandım. Zaten Rusya'ya geldiğimden beri değişik bir şey oldu rutinime. Yani bu güzel bir şey aslında. Çok güzel bir uyku düzenim oluştu. Çok erken kalkıyorum ve erkenden yatıyorum. Yani ama bugün aşırı erken kalktım. Yani normalde böyle 7.30-8 gibi uyanıyordum. Şarjım bitti. Diğer bataryayı taktım. Neyse ki 3 bataryayla yaşıyorum. Yani gerçekten hayatım birkaç batarya aldığımdan beri daha kolay. Dediğim gibi bugün geçen gün bana Instagram üzerinden sorduğunuz sorulara cevap vermeye çalışacağım. Hepsine cevap veremeyecek olsam da tabii ki de aralarından en fazla sorulan ve en böyle hayata dair en gerçekçi sorulara cevap vermeye çalışıyor olacağım. Bu arada ışık çok değişken. Mesela şu an çok parladığımı görebiliyorum ama demin iyiydi. Her ne kadar şu an değiştiremeyecek olsam da umarım sizi çok rahatsız etmiyordur. Okulda hiç adın veya soyadından dolayı sorun yaşadın mı? Şimdi şöyle bir şey var. Bu soruyu özellikle seçmemin nedeni şu. Okul döneminde özellikle 4. 5. sınıftan işte 10. sınıfa kadar belki hani ergenliğin en böyle doruk noktalarında yaşanılan o teenage döneminde birçok çocuk diyeyim ya da hani işte yetişkinliğe adım atmış insan kendini bir şekilde başkalarıyla dalga geçerek ispatlamaya çalışıyor. Ve bu nedenden dolayı bence hepimizin başına işte bu alay konuları geliyor ne yazık ki. Kiminin burnuyla, gözüyle, kaşıyla, saçıyla, kiminin ismiyle dalga geçiliyor. Benim başıma da geldi. Doğrusu artık nasıl olduğunu çok hatırlamıyorum bile. Ama ne yazık ki bu bir gerçek ve hani çoğu zaman bunu o yaştaki insanlar bilinçsizce yapıyor. İnanın sonradan unutulan şeyler. Çocukluğunu bir kokuyla tarif edersen o koku ne olurdu? Bu soruyu seçmenin şöyle bir nedeni var. Geçen Kerem İstanbul'dayken yaklaşık bir iki hafta önce tam makyaj yapacaktım ve Nivea'nın güneş koruma kremini çıkardım ve dedim ki ya Kerem dedim bu çocukluğum gibi kokuyor. Nasıl yani güneş koruma kremi falan mı dedi. Şöyle bir bağdaştırdım. Özellikle ilkokulda artık havaların çok ısındığı o dönemde ama hala karneleri almamış olduğumuz o dönemde nedense böyle işte o güneş korum, yani yazın başlangıcı ama aynı zamanda okulun bitişi bilmiyorum ya böyle bir kendimi bir böyle bir 15 yıl öncesine attım ve değişikti. Dövmem var mı yoksa yaptırmak ister misin? Hiç dövmem yok. Sanırım yani yaptırmak istiyorum gibi düşünüyorum ama sanırım çok istiyor olsam yaptırmış olurdum. Demek ki çok da istemiyorum, bilmiyorum. Hayat sana zorluklar çıkardığı zaman üstesinden gelmeyi nasıl başarıyorsun? Özellikle İstanbul'da yaşamaya başlamadan öncesi diyeyim. Herhangi bir zorlukta tamamen kendimi iyice salıp diyordum ki ya tamam işte her şey bitti, kesinlikle hiçbir şey düzeltemeyeceğim, asla işte yoluna koyamayacağım. Fakat kendi başıma yaşamaya başladığımdan beri ve bir sorunu kendi başıma çözmeye çalışmaya başladığımdan beri şöyle bir şey fark ettim. Bir sorun olduysa o sorun, ya bu bir gerçek ki artık o sorun var, karşınızda duruyor. Yani sonuçta zamanı geri alamayacağınıza göre o sorunun olmama ihtimalini gerçekleştiremeyeceksiniz. Ve artık bir sonraki adım ben bu sorunu düzeltemeyeceğim işte hayatım bitti demektense hani bu sorunu nasıl çözebilirim diye düşünmek kesinlikle daha çok işe yarıyor. Yani zaman kaybetmektense kendinizi 5 dakikalığına sakinleştirip evet kabul ediyorum işte böyle bir şey oldu, böyle bir sorun var, hayat bana böyle bir şey sundu ve bu da bir challenge kendiliğinden. Ama peki ne yapabilirim? Yani elimden bir şey geliyor mu bunu değiştirmek için? Geliyorsa ne yapabilirim? Ve bunun için nasıl bir adım atmam gerekiyor? Bunu düşünmeye çalışıyorum. Her zaman mı bu kadar sakin kalabiliyorum? Hayır tabii ki de. Ve çoğu zaman hala panik yaptığım oluyor, üzüldüğüm, ağladığım, sızladığım oluyor. Ama hani bu bir gerçek ki ağlamak ve sızlamak çoğu zaman hiçbir şeye etki etmiyor. Bu nedenle daha çok ne yapabilirim diye düşünmeye çalışıyorum en azından. Beğendiğim tek Türk YouTuber. Teşekkür ederim. Buraya yani Paris'e bir daha gelmeyi düşünüyor musun? Gelirsen bir meetup olur mu? Paris'le alakalı şöyle bir şey söylemek istiyorum. Geçenlerde gerçekten kiminle konuştuğumu hatırlamıyorum. Ama birine dedim ki ben bir gün Paris'e bir daha gitmek istiyorum. Ve gidersem
tek başıma gitmek istiyorum. Yani bu çok garip bir şey belki, bilmiyorum. Ama özellikle Paris'i tek başıma birkaç günlüğüne yaşamayı çok istiyorum. O ruhu, o sokakları, o hissiyatı gerçekten böyle hani güle eğlene değil de tek başıma bir şekilde o moda girerek yaşamak istiyorum. Çok garip bir istek mi bilmiyorum ama bunu çok istiyorum. Özellikle bir meetup olur mu? Ya sanmıyorum öyle bir şey olacağını çünkü Paris'ten beni çok fazla insanı takip ettiğini düşünmüyorum. Ki ben hala ne İstanbul'da ne herhangi Antalya'da, Ankara'da hiçbir yerde bir buluşma yapmadım. Bunu çok istiyorum bu arada. Ama bir türlü bilmiyorum. Bir türlü organize olmuyor. Bunun dışında, bu arada Paris'teyken ilk gün bir takipçimle karşılaşmıştım ve benim için gerçekten çok güzel bir sürpriz olmuştu. Şu an yine çok parladım çünkü yine güneş çıktı. Son zamanlarda yorumlarda çok fazla maddiyatla alakalı şey okuyorum. Bu arada bu soruyu okurken öncesinde bir şey söylemek istiyorum. Gerçekten yakın bir zamanda herhangi para kazanma maddiyatla alakalı bir video çekmek istiyorum. Yeter ki bir an önce ne söylemek istediğimi iyice bir toparlayayım ve hani düşüncelerimi böyle bir tartayım ki gerçekten kendimi güzel bir şekilde ifade edebileyim. Ama yakın bir zamanda böyle video çekmek istiyorum. Ve soru şu, ailenden maddi destek alıyor musun? Hayır, ben uzun bir süredir demeyeyim ama bir süredir ailemden maddi destek almıyorum. Yani herhangi bir gezim, herhangi bir eşyam, aldığım bir şey vesaire daha çok kendi imkanlarımla alıyorum. Bodrum'a tekrar gitmeyi düşünüyor musun? Evet, ve çok yakın bir zamanda bir Bodrum Vlog 2 gelecek diye umuyorum yani. Babam nereli? Babam doğma büyüme İstanbullu. Gezdiğin ülkelerde ve gördüğün yerlerde hiç sıkıntılar yaşıyor musun? Tabii ki de yaşıyorum. Özellikle yani son mesela İtalya'dayken ev sahibiyle ciddi bir sıkıntı yaşadık. Yani bundan sanırım hiç bahsetmedim. Ama böyle hani artık iki kız geldiğimizden mi ne bayağı bize baskı yapıp işte şey yapmamaya çalıştı. Depozitomuzu geri vermemeye çalıştı. Ama Simla o an bütün prensesliğini bir kenara koyup bu sorunu kökten halletti. Ve tabii ki de adam tren istasyonuna gelip artık hani direkt hiçbir şey bize imzalatmadan elimize depoziteyi geri verdi. Hani Simla öyle bir etkili konuştu ki o an. İki farklı kültüre sahip bir aile içinde büyümek nasıl bir his? Bunun senin açından dezavantajları oldu mu? Şöyle, şimdi öncelikle aynı kültüre sahip bir ailenin içinde büyümek nasıl bir şey bilmiyorum. Bunun yüzünden hani kıyaslayamayacağım ama kendi açımdan bence çok güzel bir şey, çok güzel bir avantaj. Hani dezavantajdan ziyade bence avantaj. Birincisi, ana dilim gibi iki tane dile sahibim. İki tane dili hani çok rahatlıkla konuşabiliyorum. Ve bu bence zaten mükemmel bir şey. Onun dışında iki çok farklı olan kültürün birleşimi olduğu için hani iki kültürü de yakından tanıma fırsatım oldu. Birinde doğup bir şekilde yani kısa sürede olsa yaşama, birinde tamamen büyüme şansı yakalamış oldum ve bu benim açımdan bence çok güzel. Bunun dışında dezavantaj oldu mu? Ya şöyle, tabii ki de zaman zaman hani annemle babam arasında kültürlerinden dolayı fikir ayrılıkları oluyor en azından. Ama bu çok normal. Ya bu aynı kültürü paylaşan iki insan arasında da çok sık yaşanıyor. Bu nedenle ya bu daha çok dezavantajdan ziyade sonuçta her olayın bir uzlaşma noktası var diye düşünüyorum. Kendini güzel buluyor musun ve tarzını beğeniyor musun? Öncelikle tarzını beğeniyor musun'a cevap vermeye çalışacağım ilk başta. Şimdi şöyle. Tarz konusu daha basit, hani kendini beğenme konusuna göre çok daha basit bir konu diye düşünüyorum. Tarz kolaylıkla değiştirilebilecek. Yarın öbür gün farklı kıyafetler almanıza, bakın mesela nasıl güzel ışık gitti ve nasıl şu an net görünüyorum. Farklı eşyalar almanıza ya da kendi eşyalarınızda ufak tefek değişiklikler yapmanıza bakar bir hani tarz değiştirmek. Fakat kendine barışık olmak çok daha farklı ve çok daha muhtemelen zor bir konu. Ve bence şöyle bir cevap vereceğim. Kendini güzel bulan, yani kendini %100 beğenen kimse yoktur bu hayatta. Çünkü kendinizi her gün görüyorsunuz ve her gün gördüğünüz bir şeyde daha fazla kusur aramaya başlıyor insan. Bu çok doğal, bu çok normal. Hepimiz bazı günlerde kendimizi hiç beğenmiyoruz. Bazı günlerde bir şekilde kusurlarımızı kendimizce örtmeye çalışıyoruz. Önemli olan şunu fark etmek. Değiştirebileceğimiz şeyler var kendimizde ve değiştiremeyeceğimiz şeyler var. Mesela saçınızı beğenmiyor olmanız onu yarın gidip değiştirebileceğiniz anlamına geliyor çoğu zaman. Ya da yani bu basit bir örnek. Fakat bilmiyorum, yüz şekliniz, boyunuz ya da fiziki bir şekilde yapınız
bu daha zor değiştirilmesi, yani neredeyse imkansız şeyler, üstünde çalışabileceğiniz şeyler ama mesela atıyorum vücudunuzu beğenmiyorsanız. Ama bir de gerçekten hiçbir şekilde değiştiremeyeceğiniz şeyler var ve her insanın gerçekten kusurları var. Ne kadar klişe olsa da her insan kendi kusurlarıyla zaten farklı ve güzel oluyor. Bu nedenle burada devreye kendini bir şekilde olduğun gibi kabul etme yeteneği ya da bir şekilde kabul etme sanatı giriyor. Ve bunu çoğu zaman insanlar yapamıyor. Ben de çoğu zaman yapamıyorum ve ben de kendimde birçok kusur arıyorum. Bu da çok normal bir şey. Fakat önemli olan hani kendine bir zaman sonra dur diyebilmek ve evet böyleyim ama hani ben de bu şekilde doğdum, bu şekilde yaşıyorum ve bu şekilde güzelim diyebilmek. Hani güzellik demek ki sonuçta klişe olan kalıpların çok dışında bir tanım bence. Gerçekten öyle. Bir de şöyle komik ama bir acı gerçek var ki gerçekten insan YouTube'a başladıktan sonra ya da bir şekilde işte bloğa başladıktan sonra kendinde hiç fark etmediği kusurları bulabiliyor. Çünkü insanlar bunu yüzüne çok güzel bir şekilde söylüyor ve diyorsun ki vay be, gerçekten de şuram yamukmuş, gerçekten de şuram böyleymiş, şuram şöyleymiş. Ama tabii bunlarla yaşamayı öğrenmek en önemlisi. Artık ne olur susayım şu konuda. Belki bir gün daha bu konuda kendimi özgüvenli hissettiğim zaman bu konuda daha farklı bir video çekebilirim. Los Angeles'ı mı tercih edersin yoksa New York'u mu? Şimdi şöyle, Los Angeles'ta çok az kaldım, neredeyse kalmadım gibi bir durum söz konusu. 3 günü festival günüydü ve Los Angeles'ta sadece 1,5 gün gibi bir şey geçirdim. Ama gördüğüm kadarıyla bana Antalya'yı çok andırdı. Bu nedenle hani böyle çok beni şaşırtan, işte inanılmaz bayıldığım bir şehir olmadı. Fakat New York şu ana kadar gördüğüm hiçbir şeye benzemiyordu. Bu nedenle beni inanılmaz büyüledi. Yani gerçekten. Ailem bu kadar gezmene karışmıyor mu? Ya da onlardan izin alıyor musun? Şöyle, ailem bu kadar gezmeme karışmıyor. Neden karışmıyor? Çünkü ya bilmiyorum. Birincisi kötü bir şey yapmıyorum. Aslında kendime bir şeyler katıyorum. Yeni yerler görüyorum. Yeni şeyler keşfediyorum. Kendimi tanıyorum gezdikçe. Neler yapmak istediğimi daha iyi anlıyorum. Ya da bilmiyorum, gerçekten bir şeyler öğreniyorum, bir şeyler görüyorum hani. Olduğum kalıpların dışına çıkıyorum. Ve artık ne mutlu ki bunu kendi imkanlarımla yapıyorum. Bu nedenle hani bilmiyorum, yanlış bir şey yapmadığım sürece ve bazen yanlış bir şey yaparken bile ailem bana karışmıyor ve bir şekilde kendi hatalarım üzerinden öğreniyorum. Bu nedenle bilmiyorum, şanslıyım. Ailem çoğu zaman bana destek oluyor ama bu şey demek değil hani. Kendim başıma buyruk her şeyi yapıyorum demek değil. Kesinlikle her zaman fikirlerini alıyorum. Ama bu daha çok hani izin almanın dışına çıkarsa şöyle diyebilirim. Fikir paylaşımı içerisindeyiz. Hani izin almaktan ziyade ve bilmiyorum böyle. Ailenden ayrı yaşamak senin için zor mu? Ailemden ayrı yaşamak özellikle ilk dönemlerde tabii ki de zordu. Daha zordu şimdiye göre. Şu an alıştım fakat sürekli, dediğim gibi, sürekli iletişim halindeyiz. Bu nedenle bir de çok görüyorsunuz ki çok sık Antalya'ya gidiyorum. Bu nedenle hani böyle aşırı bir eksikliklerini hissetmiyorum. Kerem demiş ki, ben olmasaydım ne yapardın? Sevgili Kerem Arseven, siz olmasaydınız efendim. Kabul ediyorum ki çoğu sorunumun üstesinden daha zor gelirdim. Yine de gelirdim. Ama gerçekten daha zor gelirdim. Ya şaka bir yana, Kerem gerçekten, yani bilmiyorum, arkadaşlığı benim için çok değerli biri ve hani bana çoğu zaman çok yardımcı oluyor. Çok fazla fikrini çok önemsiyorum ve bu nedenle gerçekten her konuda fikrini soruyorum. Gerçekten her konuda fikrini soruyorum. Bu nedenle bazen onu yoruyor bile olabilirim. Bunu da farkındayım ama sevgili Kerem Arseven, benden daha bir süre kurtulamayacaksınız. Stresli misin yoksa rahat bir misin? Arkadaşlar, ben görebileceğiniz en stresli insan olabilirim. Eskiden çok yakın olup da şu an görüşmediğin bir arkadaşın var mı? Bu konuda gerçekten bir gün bir video çekmek istiyorum. Yani aslında özellikle spesifik biri hakkında değil, sadece o tükenen arkadaşlıklar konusunda. Çünkü hepimizin başına gelebiliyor. Arkadaşlık ve herhangi bir ilişki. Bir şekilde verdiğiniz sürece alıyorsunuz, aldığınız sürece veriyorsunuz ve hani bir şekilde bir karşılıklı paylaşım içerisindesiniz demeye çalışıyorum. Ve bazen hayat öyle bir yere getiriyor ki bir insanla paylaşımınız durmaya başlıyor. Yollarınız belki çok ayrılıyor. Bu nedenle arkadaşlıklar da hayattaki birçok şey gibi ne yazık ki tükenmeye başlıyor. Bu da çok normal bir şey. Cevabım evet yani. YouTube'dan kazandığın ilk parayla ne yaptın? YouTube'dan kazandığım ilk parayla geçen sene sanırım bu dönemlerdeydi.
Ama daha böyle reklam işbirlikleri değil de işte hani Google'ın bize ödediği o aylık parayla benim için çok değerli olan bir arkadaşımın yanına gittim. Başka bir şehre gittim. Ve ilk paramı bu şekilde değerlendirdim. Güzeldi. Video editlerin çok başarılı. Kendin mi yapıyorsun? Kendin yapıyorsan kendini nasıl bu kadar geliştirdin? Video editlerinin tamamını ben yapıyorum. Yani şu ana kadar başkasının editlediği bir videom yok. Yani yok olması gerekiyor en azından. Şöyle ya gerçekten düşe kalka kendim öğrendim bir şekilde. Bir şeylere basa basa işte. Bu nedenle bence öğrenilebilecek bir şey gördüğünüz üzere. Ha şu an çok mu ideal? Hayır, kesinlikle değil. Ama en azından artık kafamda canlandırdığım şeyi daha çok işte o resme dökebiliyorum diye düşünüyorum. Geldik son soruya. Yeni evine alıştın mı? Yeni evime o kadar güzel alıştım ki. Yani o kadar yeni evime gerçekten hiç alışmayı beklemeyeceğim kadar hızlı alıştım. Çünkü ya bilmiyorum böyle hani hiç yadırgamadım ki ben yerini yadırgayan insanlardanım. Hani atıyorum yurtta ilk birkaç gece uyuyamayan, işte yeni bir yerde zor uyuyan, kolay uyanan, pek uyuyamayan ve bir şekilde yerini yadırgayan biriyim. Ama yeni evimde gerçekten bilmiyorum çok kolay alıştım ve çok benimsedim. Sanki tüm hayatım boyunca orada oturuyormuşum gibi hissediyorum artık. Evet, ben daha fazla parlamadan gideyim. Umarım sorularınıza bir şekilde cevap verebilmişimdir. Sizi seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu arada fark ettiniz mi? Haftada 2 video yüklemeye çalışıyorum. Ama yani söz vermiyorum ama elimden geleni yapıyorum. Umarım oluyordur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye bye.